Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Özgür. Bugün KTM Dük 200 ile beraberiz. Bu motosiklet bize İzmit'ten geldi, yani Kocaeli'nden geldi. Motor geldiğinde üzerinde sadece koruma demirleri ve arka demiri vardı. Bu motosikleti sahibi komple stand bike'a çevirmemizi istedi. Biz de bu motosiklete bazı aksesuarlar yaptık. Tamamen profesyonel bir seviyede değil şu anda ama gayet güzel bir şekilde oldu. Motorun ön tarafından başlayalım yaptığımız işlemleri göstermeye. Buraya güzel geniş açılı bir gidon sistemi koyduk. Bu gidon sisteminin amacı stopi ve tek tekerde motosikleti hakim olabilmemizi arttırıyor. Yani işimizi kolaylaştırıyor. Motora daha rahat hükmedebiliyoruz açıkçası. Sonra burada debriyaj ve fren, elden arka fren sistemi mevcut. Buraya kısa bir debriyaj taktık. Bunu kestik orijinal maneti. Alta da Nissin marka güzel bir üst merkez yerleştirdik. Ondan sonra çelik fren hortumları taktık motosikletimiz için. Motorun fanını manuel olarak açmak için buraya bir düğme ekledik. Şöyle de gösterebilirim bunu. Motorumuz bu şekilde fan açabiliyor rahatlıkla. Buradan istediğimiz gibi fanını kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde motosiklete gaz sabitleyici sistem yaptık. Onu da bu taraftan kontrol ediyoruz. Bu şekilde gaz sabitleme sistemini hallettik. Daha sonrasında buraya elden arka fren sistemi ekledik. Bunun amacını size şu şekilde söyleyebilirim. Sağ ayağımızın arka fren pedalında olmadığı her sürüş pozisyonunda üstteki fren merkeziyle bu kaliperle birlikte motorumuzun hakimiyetini sağlamamız için, yani tekerdeyken veya deponun üstündeyken bu frenle motorun frenlemesini sağlıyoruz. Daha sonrasında bu motora dişli yaptık. Zincir dişli setini değiştirdik. Burada 56 dişli büyük bir dişlimiz var. Bu dişli motosikletin son süretini küçültüp, yani 140 yapan motosikletin 100 kilometrelere düşmesini, böylelikle ufak alanda motorun hem daha çevik, daha çabuk hızlanan ve alt devirlerinin daha iyi olan bir motor olmasını sağlıyor. Yani ufak alana motoru sığdırabilmemiz de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bunu da bu şekilde hallettik. Daha sonrasında burada kocaman bir motorun kuyruğu vardı, plakalı. Onu da buradan güzelce kestik ve bu şekilde motoru bu hale getirdik. Daha motorun yapılması gereken aksesuarları var ama sahibi şu anlık bu kadarını istediğini, diğer şeylerin daha sonra da yapmamızı istedi. Yani şu anlık bana bunlar yeter. Biraz daha alıştıktan sonra daha farklı şeyler de yapacağız bu motor üzerine. Ve videonun sonunda kapatmayın. Güzel bir klip sizi bekliyor. Bu motorla birazcık bir şeyler yaptım. Atladık, zıpladık. Onların videosu da videonun en sonunda olacak. Videoyu atlamadan izleyin.